Merhaba sevgili çiçek dostlarım, yeni videoma hoş geldiniz. Sukulentçiliklerden aranjman yapacağız bugün. Donda hasar gören bazı saksılarımdakilerini kestim, böyle tepe çeliklerini. Bunlar hala daha var, temizlenecek olanlar. Bu saksımda hem köklü hem köksüz çelikler olacak. Onların dikimini gerçekleştireceğiz. Öncelikle çelik olarak kestiklerimi bu şekilde dizeceğim. Bir saksıda hem çelik hem köklü sukulent olur mu? İlk başta dikim yaptığımızda tabii ki yaparsak olur. Neden olmasın? Sadece sulamasına dikkat edeceğiz. Biliyoruz ki sukulentlerden çelik aldığımızda dikim yaptıktan sonra 10 gün 15 gün boyunca kesinlikle su vermeden bekletmemiz yeterli olur gelişimi için. Bunları alalı birkaç gün oldu. Bazıları tamamen kurumuş. Hem bu şekilde ne kadar sağlıklı olduklarını test etmiş oluyoruz. Yumuşayabiliyorlar da, çünkü dondan etkilendiler. Yaprakları hala daha dondan etkilenenler var. Onları da zamanla kurutacaktır zaten. Bu şekilde dikimlerini yapacağız. Bir tarafı tamamen köksüz olacak. Diğer tarafa da köklülerden, çünkü saksım çok büyük. Bakın mesela bu budadığım sukulentlerden yaprağı, dalı tamamen yumuşamış bu şekilde. Bu kök yapma açısından bayağı bir sıkıntılı bir çelik. O yüzden şuradan keseceğim. Birkaç gün bekletmemin sebebi de bu oldu aslında. Direkt çelikleri aldıktan sonra direkt de dikilebilir. Eğer çelik sağlıklıysa hiç sorun olmaz. Birkaç gün beklettikten sonra zaten kesilen yer kurudu. Gördüğünüz gibi kök yapma aşamasında da hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Yani böyle büyük bir tane renkli saksım olsun istedim. Hem kestiklerimi değerlendirmek istedim. Bakalım ortaya ne çıkacak. Bir tane de şirek koyalım. Bu şekilde aranjman yaparken genelde bitkilerin birbirlerine uyumlu olup olmayacaklarını dikkate alarak aranjman yapmak gerekiyor. Mesela bir sukulentin yanına bir hovartiya türü ya da bir tane kaktüs türü diktiğimizde büyük sorun olabilir. O yüzden sadece sukulentlerin olduğu ve yaşam şartları aynı koşullar olduğunu dikkat etmek gerekiyor. Onun haricinde de işte diktikten sonra sulamamak gerekiyor. Toprağımız sukulent toprağı, geçirgen sukulent toprağı. Ben zannedersem köklü olanları ekemeyeceğim buraya. Bu tepsim yetti gibi. Bakacağız. Toprak saksı kullanmamın sebebi ise, bu saksımı ben daha önce bebeklerde kullanmıştım. Aslında toprak saksılar bizim sukulentlerimizin gelişimi için en sağlıklı saksılardır. Yeri olanlar, bahçesi olanlar toprak saksıları tercih edebilirler. Ayrıca maddi olarak sıkıntısı olmayanlar tabii ki toprak saksıları tercih edebilirler. Çünkü biraz maliyetli ve pahalıdır toprak saksılar. Bir tane ayenyum kesmişim mesela don olanlardan. O tamamen gitmiş durumda. Hiçbir şekilde bundan umut yok. Ne orta göbeğinde yapraklar var, ne de dalında yapraklar, dalında sağlıklı bir yaşam belirtisi var. Hiçbir şekilde uygun değil dikime. Bir tane Bangkoklu çıkartmıştık. Daha önceki Echeveria goides videosundan bunu kurtarmıştık. Bu da tabii kendi durduğu yerden boya uzamaya başlamış. Toprak istiyor, güneş istiyor çünkü. Bunların hepsi güneş, açık hava seven türler. Aynı şekilde su ihtiyaçları da birbirlerine uyumlu. O yüzden bu saksıda biraz mesafeli dikiyorum büyüyebilmeleri için. Yani ben aranjmanları daha çok seviyorum. Birlikte büyümeleri daha güzel oluyor. Hem bakımları daha kolay oluyor. Sulamaları daha kolay oluyor. Diğer türlü mesela böyle bir tane minicik bir bitkiyi 5,5 santim saksıya da dikebiliriz. Fakat aranjmanda hem sulaması daha kolay oluyor, hem yer açısından çok fazla yer kaplamıyor. O sebepten ben aranjmanları seviyorum. Tabii siz dilerseniz bu çelikleri hepsini tek tek ayrı ayrı istediğiniz büyüklükte istediğiniz saksılara alabilirsiniz canlarım. Ayenyumlar maalesef gitmişler. Saksımın bir tanesi dışarıda kalmıştı. Belki bir umut vardır diye çelik kestim. Fakat maalesef öldü gitti. Burada bir tane daha Bangkoklu buldum.
Bank okullarında şimdi tam uyanma zamanı artık. Şöyle biraz kenara dikeyim de elleri kolları uzamaya başlayınca aşağı doğru sarksın. Bunu da buraya alalım. Bu grasula türlerini aranjmana diktiğimizde çok fazla yer kaplar. Ben bunu şöyle kenara dikeceğim ki aşağı doğru sarksın. Sadece grasula türü aranjmanda olduğu zaman diğer bitkilere yer bırakmayabilir. İtiş kakış olacaklar belli bir yerden sonra çünkü. Kendisi oraya kaplamaya çalışacak. Grasula türlerini ayrı dikebiliriz. Evet, burada birazcık şimdi yerim kaldı köklü olanlar için. Şöyle zaten yaprağı düşmüş ve bebek vermeye başlamış. Bu bebeği de buraya alalım. İlkbaharda en keyifli şeylerden bir tanesidir. Hem çeliklerden hem saksı değişimleri yaparken köklülerden aranjman yapmak. Ben çok seviyorum ve çok eğleniyorum. Umarım tüm sukulent severler aynı duyguları yaşıyordur. Bir tane ecevriyem vardı, başka bir yerden almıştım. Onun da kökleri var minnacık minnacık. Kesmedim. Sıkıntı yok çünkü köklerinde. Onu da köklü olarak dikeceğim. Bu şekilde köklü veya köksüz olarak da aranjman yapılabilir. Dediğim gibi hiçbir sıkıntı yok. Sadece 15 gün boyunca sulamayacağız. Zaten toprağım hafif nemli şu anda. Yeterli olacaktır. Köklü olanlar da biraz bekleyecekler diğer kardeşlerini. Köklenmelerini bekleyecekler. Biraz sabredecekler. O yüzden hiçbir sakınca yok. Burada bir tane dibansımız var. Minnak. O da köklü, alt yapraklarını kurutmaya başlamış. Hep saksıları temizledim. Dondan etkilenenler vardı. Onların hepsini temizledim. Onların içinden çıkanlar bunlar. Daha da var devamı. Bakalım sağlıkla büyüyecekler inşallah. Ben bu batırcıkları biliyorsunuz çok seviyorum. Benim vazgeçilmezim. Hemen hemen bütün saksılarda olan bir tür. Ve serpiştirdiğimizde bu şekilde her yere serpiştirdiğimizde ilkbaharda çok güzel görsel oluşuyor. Böyle son dokunuş olarak şu aralara ekeceğim. Bu saksım zaten donmuş. Şu bitkim mesela donmuş. Şimdi elimle asıldığım zaman toprakla birlikte geliyor. Buradaki eceveryem mesela zarar görmüş. Bunları da çıkartacağız. Fakat bu sedum ne kadar dayanıklı olduğunu bir kez daha test etmiş olduk. Don olayından kesinlikle etkilenmeyen bir tür. Bütün saksılarda sağlıklı bir şekilde kaldı. Siz dilerseniz bunu bu şekilde, vardı bir videomuz bununla ilgili. Eğer dalları yeterince sağlıklıysa ve üstündeki yapraklar dökülmüyorsa böyle çelik olarak da buraya iliştirebiliriz bu yavruyu. Fakat ben serpiştirince daha çok seviyorum. Sanki yemeğe tuz serpiştirirmiş gibi, böyle son dokunuş olarak bir baharatını ekliyormuş gibi yemeğe. Alışkanlık da oldu biraz. Çok seviyorum bu pıtırcığı çünkü renklenecek de ilkbaharın esintisiyle ve güneşiyle. Bahar artık geldi sanırım, ısınmaya başladık yavaştan ve işlerimizi hızlandırmamız gerekiyor. Bütün işler bizi bekler. Diğer bir saksıda da, bu da kapalı balkonda duruyordu. Aslında yerim kalmış olsaydı bunlardan da biraz alıp dikecektim. Şöyle çeliklerden alarak, sukulent çeliklerden bu mevsim üretmek için ve yapraktan üretim yapmak için en uygun zaman canlarım. Şöyle bu bitmiş oldu. Aslında diğer saksılı olanları da getirmiştim belki yetmez diye. Tabi gözümüz doymuyor. Yani saksı büyük olunca bir sürü bitki ekebileceğimi zannediyorum. Bunları da seradan geldi bunlar. Kargoyla geldiler. Kapalı yerde oldukları için biraz tepe uçları hafiften yeşil olmaya başlamış. Renklenmesi için de açık havaya almamız gerekiyor. Bunları da başka yerlerden almıştım. 2-3 günden beri bekliyorlar. Dondan etkilenenler artık kendini belli etmeye başladılar. Bu şekilde zaten alt yapraklarını çürütecektir. Fakat bitkimiz sağlıklı. Hem kökler sağlıklı hem gövde sağlıklı. Sadece
alt yapraklarını çürütmüş. Çünkü onlar zedelendiler. Yani soğuktan etkilendiler birazcık. Hani grip gibi düşünün. Grip hastalığı gibi düşünün. Boğaz ağrısı gibi düşünün. O şekilde etkilendiler. Bunları da temizleyip aslında bu saksım alınacaktı. Ama saksım doldu. Olsun. Bunları da başka bir yere dikeceğiz artık. Bu şekilde. Bunların hepsini attım. İşte burada bir tane daha zedelenmiş yaprak var. Şimdi ilkbaharda saksılarımızı temizlerken özellikle don olayından etkilendiklerini düşündüklerimiz varsa topraktan çıkartıp birkaç gün beklemekte çok büyük fayda var. Çünkü bu şekilde hasarlı olan gövdeler, hasarlı olan yapraklar meydana çıkıyor. Onları temizleyip dikmekte fayda var. Sağlıklı bitkileri dikimini gerçekleştirirsek sağlıklı bitkilerimiz olur ilkbahar boyunca. Evet canlarım, şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle bildirimleri açmayı unutmayın. Denizli'den hepinize kucak dolu selamlar, sevgiler gönderiyorum canlarım. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.